Sevgili izleyenler, her ne kadar Netanyahu yönetimi acımasızca yağdırsa da bombalarını masum bir halkın üzerine, her ne kadar Avrupa lideri gidip sırtını sıvazlasa da, Amerika Birleşik Devletleri'nin tam desteğini alsa da, halk böyle düşünmüyor. Dünya zaten ayağa kalktı. Fakat Netanyahu'nun halkı, İsrail halkı da bu saldırılara karşı çıkıyor. Bir kez daha İsrail sokakları doldu taştı. Hükümet karşıtı binlerce kişi Tel Aviv'de meydanlardaydı. Erken seçim ve esirlerin bırakılması talebiyle gösteri düzenledi halk. Kalabalık grupla polis arasında bir kez daha gergin anlar yaşandı. O anları izleyeceğiz birlikte. Binlerce kişi sokağa döküldü. Hükümet karşıtı sloganlar atıldı. İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı katliam aylardır sürüyor. Başkent Tel Aviv'de ise sokaklar hareketli. Binlerce kişi Habima Meydanı'nda toplandı. Grup, hükümeti İsrail'in güvenliğini sağlayamamak ve Gazze'deki İsrailli esirleri umursamamakla suçladı. İsrail hükümetine artık yeter demek için buradayız. Seçim ve yeni bir hükümet istiyoruz. Bu hükümetin ürettiği güvenlik krizini ve diğer tüm krizleri geride bırakmak istiyoruz. Kalabalık grup hemen şimdi erken seçim sloganları attı. Göstericilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Tel Aviv'deki müze meydanda da hareketlilik vardı. İsrail'le esir yakınları ve destek veren binlerce kişi meydanda toplandı. İsrail'li esirlerin kurtarılmasını talep eden göstericiler esirlerin fotoğraflarını taşıdı. Başkentin Kaplan Caddesi'nde de savaş karşıtı İsrailli grup ateşkes çağrısı yaptı. Almanya'da aşırı sağcı parti AfD'nin kapatılması gündemde. İddiaya göre aşırı sağın önde gelen isimleri gizli bir toplantıda bir araya geldi. Ülkedeki göçmenlerin kitlesel sınır dışı edilmesi planını konuştu. O toplantının detayları basına sızdı. Ülke ayaklandı. Almanya genelinde AfD karşıtı protestolar düzenlendi. Gözler şimdi Olaf Scholz liderliğindeki hükümetin atacağı adıma çevrildi. Avrupa'da İslam düşmanı göçmen karşıtları iktidara geliyor. Aşırı sağ özellikle Almanya'da yükselişte. Son yaşanan gelişme ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. İddiaya göre aşırı sağın önde gelen isimleri gizli bir toplantı düzenledi. O toplantıda ülkedeki göçmenlerin kitlesel sınır dışı edilmesi planı konuşuldu. Olay basına sızınca ortalık karıştı. Tepki giderek büyüdü. Protestolara dönüştü. Toplantının basına yansımasının ardından Almanya genelinde ikinci parti konumunda olan ırkçı AfD'nin kapatılması gündeme geldi. AfD suçlamaları kabul etmiyor. Siyasi rakiplerince karalandığını savunuyor. Skandalı ilk olarak araştırmacı gazetecilik oluşumu Korrektif yazdı. Söz konusu toplantıya eski başbakan Angela Merkel'in partisi olan Hristiyan Demokratların en az iki üyesinin de katıldığı öne sürülüyor. İddia parti yetkilileri tarafından da araştırılıyor. Toplantı ile ilgili yapılan bazı haberlerde ise ülkenin Nazi geçmişine dikkat çekildi. Gizli görüşme 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin Yahudileri toplama kamplarına gönderme planıyla karşılaştırıldı. Hamburg!